Herkese merhaba, ben Sevgi. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bu video sizinle şu ana kadar paylaşmış olduğum kanalımla ilgili en heyecan verici, mutluluk verici videolardan bir tanesi. Tarçın da bu mutluluğumuza kesinlikle katılıyor. Herkese merhaba, ben Sevgi. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. Şu anda neredeyse bir yıldır kanalımdaki en mutluluk verici videolardan bir tanesini paylaşıyorum. Sizinle ilk defa bu kadar açık açık kendi hayatımla ilgili bir konuyu paylaşıyorum. Bir de maddi bir konu olunca bu işin rengi biraz değişiyor. Ama bunu sizinle paylaşmasam kesinlikle olmazdı. Hatta bu videoları izliyorken bir gün benim de bunu paylaşacağımın düşüncesi bana o kadar uzak gelirdi ki, ama şimdi o uzaklar bir o kadar yakın. Başlıktan biliyorsunuz, YouTube'dan kazandığım ilk parayla alakalı bu. Evet, böyle videolar çekiliyor, biliyorum. Hatta şey diyorlar, tamam YouTube'dan bu kadar ilk paran ama senin bir de marka işbirliklerin var falan diyorlar, ama bizim öyle bir durumumuz da yok. Çünkü biliyorsunuz 2500 kişilik bir aileyiz. Çok büyük bir sayı bence. Bence bu çok büyük bir sayı. Ama ben inanıyorum ailemizin çok daha büyüyeceğine, genişleyeceğine. Böyle mesajlar alıyorum. İnanılmaz mutlu oluyorum. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Bana destek vermek için, ailemizin daha çok büyümesine katkı sağlamak için bu videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Siz kanalıma abone olursanız bizim ailemizin bir parçası olacaksınız. Bu videoyu beğenirseniz ailemizin büyümesine katkı sağlamış olacaksınız. Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız da aynı şekilde çok mutluyum. Şimdi ilk önce size başından anlatmak istiyorum. Nasıl YouTube'dan para kazanıyorsunuz? Tabii ki reklamlarla. YouTube'da izlediğinizde böyle önünüze çıkan reklamlar, altlarda olan reklamlar video çekenlere, kanal sahiplerine cüzi de olsa bir kazanç sağlıyor. Ne kadar bu kazanç? Benim tahminim 1000 kez izlenmeye 1 ya da 2 TL gibi bir tutar. Emin değilim ya, bunu bilmiyorum gerçekten. Bir taneye uyarlamasını bilmiyorum ama şuradan biliyorum. Kanalımdaki izlenme ile kazancımın dengesi yaklaşık işte 1,5 TL falan oluyor. Çünkü bu videolar bu kadar izlenmiş oluyor. Neyse, benim bildiğim 1000 görüntülemeye, 1000 reklam görüntülemesine diyeyim. 1000 izleme değil, 1000 reklam görüntülemesine 1 dolar gibi bir şeydi galiba. E tabii ki herkes reklamları izlemiyor bilmem ne. Bu denge değişiyor. Her neyse. İlk önce siz bir AdSense hesabı açıyorsunuz. Ha bu arada gerçi YouTube'un politikaları değişti. Şöyle oluyor. 1000 aboneye ve 240 bin dakika diyebiliyorum ulaşmanız gerekiyor kanalınızda son 1 yıl içerisinde. Buna ulaştığınızda reklam almaya başlıyorsunuz kanalınızda ve reklam aldıkça bu şekilde bir kazanç sağlamış oluyorsunuz. Ben kanalımı ilk açtığımda hemen ilk videolardan sonraydı galiba ya da birkaç videodan sonra reklam alabiliyorduk. Ama şu anda o 240 bin dakikalar falan geldi. Durum nasıl değişti? Yani daha fazla değişiklik var mı bilmiyorum. Bu izlenmeye ulaştıktan sonra artık kanalınızda reklam almaya başlıyorsunuz. Bunlar çok teknik konular geliyor mu size bilmiyorum ama bence insanlar merak ediyor. İşte biz de YouTube'a katılalım mı? Biz de kazanç elde edebilir miyiz? Bu yüzden en baştan bunları söylemekte yarar var. Çünkü çok eskiden başlayan insanların bu yeni politikalarla ilgili doğal olarak bilgileri pek olmuyor. Bu yüzden yeni bir YouTube video çeken kişisi olarak bunları size söylemek istiyorum. Çok az gözükebilir, çok fazla gözükebilir ama biraz tutturması zor bir tutar ilk başlangıç için. Her neyse, bu tür baremleri açtıktan sonra siz bir AdSense hesabı açıyorsunuz. Tamamen ücretsiz olarak internet üzerinden bir AdSense hesabı açıyorsunuz ve kanalınızı onunla ilişkilendiriyorsunuz. Yani bundan sonra sizin bütün reklam gelirleriniz, reklamlarınız birikmiş oluyor ya, 240 bin dakika ve 1000 abone oradan sonra reklam almaya başlıyorsunuz ve gelirler birikiyor. Bunları çekebilmeniz için bir bağlantı oluşturuyorsunuz. 200 TL baremine ulaştıktan sonra da otomatikman hesabınıza bu ücret yansıması gerekiyor. Nasıl yansıyor? O bomba bir şey. 4 ay bekledim ben bunun için. Bir talihsizlik oldu diyebiliriz. Şöyle oldu. Şimdi siz AdSense hesabınızı açıyorsunuz. 200 TL baremine de ulaşıyorsunuz ya da işte 170'e falan geldiniz. Artık YouTube diyor ki bize bir banka bilgisi ver. Banka hesap numarası ver ki biz senin paranı nereye yatıracağız. Bunun için siz bir ilk önce Google'dan ya da işte YouTube'dan neyse bir şifre talep ediyorsunuz.
O şifreyi size posta yoluyla göndermeleri gerekiyor ama bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Zaten 2 hafta ile 4 hafta arasında mı ne gelir diyorlar ama bulunan bölgeye göre bu değişkenlik gösterir. Ya bekle, bekle, bekle. Tekrar talep et, tekrar bekle. Tekrar talep et, tekrar bekle. Şöyle sanırım 3 kere falan talep edebiliyorsunuz. Eğer gelmemişse ve siz bunu yapamıyorsanız reklamlar durduruluyor. Yani öyle hay be benim orada param biriksin, ben sana vereceğim, vereceğim, banka bilgisi vereceğim olmuyor. Yani reklam durduruluyor. Ben artık yapamadım, yapamadım, yapamadım. En son manuel destek aldım. Eve kendim girdim bilgilerimi. Banka bilgilerimi de girdim ve beklemeye başlıyorsunuz gene. Ya bu süreç hep beklemekle geçiyor. Sonra size YouTube çok küçük bir tutar yatırıyor bankanıza. Benim 94 kuruş gelmişti. Ve siz o 94 kuruş ya da size kaç kuruş verildiyse oradaki kısma giriyorsunuz. Ya bu hep böyle mesela 67 kuruş, 32 kuruş, 94 kuruş gibi böyle farklı tutarlar oluyor. Yani 1 dolara kadar herhalde bir tutar oluyor. Niye? Çünkü tam o sayıyı gir ki ha evet bak bu onun hesabıymış diye düşünsün YouTube ve bütün parayı öyle yatırsın. Siz size yatan tutarı oraya giriyorsunuz ve eşleşmiş oluyor. Artık başlıyorsunuz. Sanırım her ayın 15'inde eğer 200 TL baremini geçtiyseniz bu tutar sizin hesabınıza yatıyor. Ben de doğal olarak çok uzun süredir bir beklemedeydim. Yaklaşık 11 ayda, 11 ay boyunca yüklenmişti bu tutar ve zaten o baremleri geçerken vesaire belli bir süre kaybediyorsunuz. Her neyse bu süreçte 240 TL, 240 küsür TL hesabıma yatmıştı. Ve biz bir pazar günü bunu hesabımızdan çektik. Şimdi ilk önce onu izleyin. Ne duygularla çektim. Ondan sonra devam edeyim. Ne yapıyoruz? YouTube paralarımızı çekiyoruz. Hadi canım. Evet, YouTube'dan kazandığım ilk parayı çekmeye gidiyoruz. Oho. Çok heyecanlıyım. Çektik. O kadar mutlu oldum ki ya. Şey yapacağım, bunu çerçeve edeceğim. Hani paraların dükkanla şey yapıyorlar ya, çerçeve ediyorlar ya. Şöyle koyayım. Ayıralım. Ayın kaçı bugün? 29'u. Nisan'ın 29'u. Beni o kadar memnun etti ki, beni o kadar mutlu etti ki, tutar nedir bilmiyorum. Yani tutar sizin için az gelebilir, çok gelebilir bilmiyorum. Ama ya emek veriyorsunuz, uyuyorsunuz, uyanıyorsunuz, çekiyorsunuz, editiyorsunuz, yüklüyorsunuz, uykusuz kalıyorsunuz ve ya 1 TL, 10 TL bile olsa onun karşılığını alma düşüncesi inanılmaz güzel bir his. Size bunu çok rahat söyleyebilirim. Sevdiğiniz bir şey yapıyorsunuz ve bunun sonucunda kazandığınızda 10 TL bile sizin için o kadar önemli ki. Bunu yaşamanız gerekiyor. YouTube'dan ya da başka bir yerden hiç fark etmez. Sevdiğiniz şeyi yaparak bunun karşılığını alma duygusunu sadece maddi olarak değil, manevi olarak da. Ben sizin aşağı gelen yorumlarınızda, kalplerinizde, emojilerinizde o kadar mutlu oluyorum ki. Ve biliyorsunuz zaten hemen her yorumu yanıtlamaya, kalp göndermeye, cevap vermeye çalışıyorum. O kadar mutlu oluyorum ki. Ya bu tamamen böyle bir şey. Yani siz bunun manevi ve aynı zamanda maddi yönden de karşılığını alınca artık aa, ballı kaymak. Ben de ne yaptım? O pazar günü paramı çektikten sonra hediyeler almaya başladım. Ne yaptım? İlk önce Emrah teleskop istiyordu. Çok da güzel bir böyle Migros'ta indirim vardı. Gittim teleskop aldım. Gerçi o olmadı. Ondan sonra onu iade etmek durumunda kaldık. Onunla da başka bir şeyler yaptık ama önemli değil. İlk önce oraya gittim ve teleskopu aldım. Çok teşekkür ederim. Tarç
tarçını unutmadım tabii ki. Tabii ki tarçını unutamazdım. Ne zamandır bir tenis topu almak istiyordum ona. Para da kısıtlı olunca böyle minik minik bir şeyler yapmam gerekiyordu. Ve tarçına da tenis topunu aldım, verdim. Seni de unutmadım. Kızım. Şimdi Emre'yi hallettik, Tarsin'i hallettik. Kendime de mutlaka bununla alakalı bir anı bırakmam gerekiyordu. Değeri hiç önemli değildi ama o günü hatırlatan bir anım olması gerekiyordu. Şöyle Koton'dan kendime de bileklik aldım. Şöyle bir tane düz bir zincir. Böyle yuvarlak, gördüğünüz gibi yuvarlak olan bir zincir. Bir de bunların boncukları vardı. Bunları boncuğu takmadım ama şunların ikisini kendime hediye olarak aldım. Hiç unutmak istemiyorum bu hissi. Bu yüzden çok mutluyum buna. Yani bir maddeye de bununla beraber bakabildiğim için, o günü bana hatırlatabildiği için. Başka ne yaptım? Bir de şöyle tokalardan aldım. Öyle şeyler. Böyle festivalde falan da bileklik olarak da takılabiliyor. Ben çok seviyorum. Şöyle bunu, bu üçlüyü kendime almışken sizi de tabii ki unutmadım. Bir tane de sizin için aldım. Yine aynısından aldım. Farklı bir şey almadım. Neden? Aslında bunun bir nedeni var. Çünkü ben tek çocuğum. Benim kardeşim yok. Ve hani hep özenirdim. Böyle kardeşler aynı şeyleri takarlar, aynı şeyleri giyerler, dolaşırlar. Ben çok özenirdim küçükken. Aslında kardeşlere sorsam belki onlar pek mutlu olmaz bu durumdan ama bilmiyorum. Ben çok özenirdim. Bu yüzden size de aynısından aldım. Aynısını takacağız. Ya bilmiyorum. Hatırlayacağız birbirimizi. Size çok ama çok sevdiğim belirten kartımla beraber hediyenizi elbette ki size göndereceğim ama bu videoda değil. Neden? Çünkü bunu böyle de tek başına alıp bir toka göndermek istemiyorum. Sizin için özel olarak hazırladığım bir hediye var. İlk videolarımı izleyenlerdenseniz çekilişlerde Storyside Design kupalarını hediye ettiğimi biliyorsunuz. Kişiye özel hazırlanan kupalarımla beraber size bu armağanı da bırakmış olacağım. Bu o video bir sonraki, kanalımdaki bir sonraki videoda olacak. Lütfen izlemeyi, takip etmeyi, abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın. Neyse, çekilişin ayrıntıları bir sonraki videoda olacak. Gelelim bu YouTube'dan para kazanma işine. İşte bunları yaptım ben, kazandığım parayla. Bir de kahve içtim, kahveyi de içtim. Benim için çok ama çok keyifli bir gündü. YouTube için de en mutlu olduğum gündü, hiç kuşkusuz. Çok da bereketli oluyor böyle sevdiğiniz şeyden paranızı da kazandıktan sonra onu harcamak vesaire çok bereketli oluyor gerçekten. Bence çok güzel değerlendi bu tutar. Ama dediğim gibi tutarın gerçekten hiçbir önemi yoktu o anda. Sadece bir şeyin karşılığı değil ama hayal ettiğin şeye bir adım ulaşma mutluluğu. Doğal olarak ailemiz de çok küçük. Marka işbirlikleri de yapamıyorsun. Ne yapıyorsun? Gerçekten senin YouTube'dan kazandığın ilk para bu oluyor. Ben çok teşekkür ederim. Bana bu mutluluğu yaşattığınız için, benim yanımda olduğunuz için. Bu sizin, siz olmasanız olmazdı gerçekten. Çok ama çok teşekkür ederim. Benimle yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın. Benim bu sevincime ortak olmanızı inanılmaz istiyorum. Düşüncelerinizi çok ama çok merak ediyorum. Kanalımı geliştirmekle ilgili, başka şeylerle ilgili lütfen benimle yorumlarınızı paylaşın. Sizin düşüncelerinizi, özellikle bu videoyla ilgili düşüncelerinizi inanılmaz merak ediyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Hep benimleydiniz, biliyorum. Evet, yavaş yavaş ailemiz büyüyor. Bu gerçek bir şey. Bakıyorum hani 11 aydır, neredeyse 12 aydır diyebilirim. 12 aydır birlikteyiz ve evet biraz yavaş büyüyoruz ama büyüyeceğiz. Bence sağlam büyüyoruz. En önemlisi o. Birbirimize bu duyguları, bu hisleri hiç birbirimizi yüz yüze görmeden paylaşıyoruz ve bu mükemmel bir şey. Bu anlamda sayıların, abone sayılarının ya da kazanılan para sayılarının hiçbir değeri kalmıyor. Tek önemli olan siz ve benim bu paylaştığımız his oluyor. Bunu hissetmeme yardımcı olduğunuz için, bana bu duygularla geldiğiniz için ve bu mutluluğu bana yaşattığınız için çok ama çok teşekkür ederim size. İnşallah her şey çok daha güzel olacak. Buna inancım tam, size inancım tam ve bize inancım tam, biliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu videomu benimle paylaştığınız için, bu anlarıma tanık olduğunuz için çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Başka videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.